Gerçekten ayrı ayrı yeni transferlerin hepsi bir yana, İrfan Can bu sezon işte o transfer yapıldığı sezonki beklentiyi karşılıyor tam evet. anlamıyla. Ne dersin o gün? Bence kendi beklentilerini de aştı. Evet. Kendisi de böyle bir başlangıç beklemiyordu diye düşünüyorum. Kadro ile çok ilişkili olduğunu düşünüyorum ben. Hocayla da kadro tabii ve sistem. Evet. Yani İsmail Hoca'nın sistemi uyuyor. Bir önceki kadroda mesela çok farklı bir kadroydu. Yine İsmail Hoca vardı ama o takımda. Yine fena oynamıyordu İrfan Can. Bu kadar iyi değildi ama iyi diyebiliriz. İyi, evet. İyi oynuyordu. Son iyi oynadığı dönem oydu zaten. Yani geçtiğimiz sezon hiç yoktu. O biraz da İsmail Hoca'nın oynattığı oyunla da alakalı. Yani 10 numaralı bir oyun. Tek santraforlu, kanattaki oyuncuların daha fazla ceza sahası içerisinde kendisine alan ve boşluk yaratabildiği, bulabildiği bir oyun. Çift santraforlu oyunda o kadar kanattaki oyuncu ceza sahası içerisinde kendisine alan bulamayabiliyor. Şimdi tek santraforlar da dikkat edelim. Hep kanat forvetler de santrafor kadar gol atıyor zaten. Ama geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe'nin kanat oyuncularının hiçbirinin öyle skor gücü yoktu. İrfan Can da burada durumu toparladı. İyi bir performans sergiliyor. Şimanski çok özel bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bence Galatasaray'ın ahvah edebileceği bir oyuncu. Yani sonuç itibariyle Galatasaray'ın da imkanı vardı almak için Şimanski diye hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin oyununa akıl katan iki isim var. Evet ama Fenerbahçe'nin her mevkide bu var. Şimdi Livakovic oyun kurulumunda inanılmaz. Yani bilmiyorum hiç izlediniz mi? Livakovic'in kaleden oyun kurmasıyla ilgili özetini hazırladılar zaten. İzledim. İnanılmaz bir oyun kurulumu. Savunmaya bakıyorsunuz. Lider özellikli oyuncuları var. Bekao gibi. Dijuku gibi hem pas becerisi yüksek olan hem hızlı olan kaliteli bir stoper eklemesi daha yapıldı. Orada bir tandemi de yakaladı Fenerbahçe. Ön alana geliyorsunuz orada Fred var. Önüne geliyorsunuz Şimanski, Dzeko. Omurga çok iyi. Omurganın iyi olduğu yerde bekler de çok iyi. Fenerbahçe'de şu an böyle sıkıntılı duran bir mevki açıkçası çok fazla yok. Belki Fred'in yanındaki oyuncu itibariyle dalgalanan performanslar var orada. İsmail Yüksek mesela performansını artırsa, o ritmi tamamen yakalasa istikrarlı bir şekilde. Zaman zaman iyi oynuyor mesela. İsmail'in iki maç üst üste iyi oynadığını görüyoruz. Sonra üç maç mesela verim alınamadığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin tek böyle biraz eğreti duran takım içerisinde pozisyonu orası. Onun dışında Fenerbahçe şu an bütün futbolcular iyi başlangıç yaptı. Jadon Osterwolde falan geçtiğimiz sezon. Evet. Mesela nereden aldınız? 7,5 milyon euro verim mi? Nasıl bir futbolcu konumundayken tırnak içinde söylüyorum. Bu sezon o da mesela iyi bir başlangıç yaptı. Ondan da övgüyle bahsediliyor. İşler iyi giderken herkes tabii ki övgüde bulunuyor. İşler kötü giderken bu kez çok ağır eleştiriler geliyor. Bu işin doğasında oluyor belki ama İşler iyi giderken de bazı eleştiri noktalarını doğru bir şekilde ifade etmek gerekiyor. İşte Fenerbahçe şu an zorluk düzeyi çok yüksek olmayan maçlarda çok yüksek olmayan maçlarda mesela çok baskın bir oyun ortaya koydu ve rakiplerini ezdi. Başakşehir'e ben zorluk düzeyi yüksek bir maç diyemiyorum çünkü Başakşehir'in durumu da çok kötü. Avrupa Ligi hedefinde biraz daha işte o Fred'in yanındaki oyuncuyu net olarak bulması gerekiyor. Ama Crespo, ama İsmail Yüksek bir şekilde oradan da verim alması lazım. Furkan Bey yazmış. Fenerbahçe'nin oyununda hemfikiriz fakat yanlış anlaşılmasın ama Fenerbahçe ligde henüz dişine göre bir rakiple oynamadı. Derbilerde ve Adana Demir maçlarında göreceğiz. Asıl sınavı bu maçlarda verecek demiş. Mehmet seninle devam edeyim. Üç takım Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demir ekleyelim. Bir beşinci takım sayamayız zaten. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir de çok kötü bu sezon. Kötü, hayır, düşünüyorum sesli. Yani Rize, Ankara Gücü ve zaten Rize Ankara Gücü'nü artı Alanya'yı yenerken de Ankara Gücü maçı nispeten ilk yarısı zordu. Ankara Gücü'nün cepheden iki pozisyonu vardı. Daha sonrasında ikinci yarı Ceko'nun pası, Osayi'nin golü. Alanya maçı sonuçta deplasman. Yani çok da kaza yapmadı. Puan ortalaması yüksek. Birlik bizi bekliyor. Bu da zaten Şenol Hoca'nın gerginliğine yansıdı. Yani o da farkında. Artık Beşiktaş'ın çok puan kaybetmemesi gerektiğini.
Ki Beşiktaş dün maçı 11 puan geride çıkmış. 8 oldu. Fenerbahçe'nin maç alacak oyuncu sayısı çok fazla. Melike, ben şu konuda hala iddialıyım. Evet, izleyicimiz sorusuna cevap olsun. Fenerbahçe bu maçlarda puan kaybedebilir. Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Trabzon'a, Adana Demir'e. Ama geçen sezonki işte Giresun'a 2 maçta 5 puan kaybetti. 2 puan İstanbul'a kaybetti. 2 puan Ümraniye. 9 puan 4 maçta kaybedilen küme düşme hattındaki takımlara. Bu sezon maksimum bir beraberlik çıkar. Yani ama Dzeko, ama Tadic, İrfan Can, Şimanski, oyuna sonradan girdiğimi Batu Şua'yı, ilerleyen atlar Cengiz Ünder, maç alabilecek oyuncu sayısı çok fazla. Ben evet. Fred'i de bu işin içine dahil ediyorum. Dün zaten direkt asistlerde vardı. Savunmayı nasıl buluyor yorumcularınız? Ben emin değilim hala. Ciku Bekao'dan yazmış izleyicimiz Ufuk Bey. Ben katılmıyorum. Ciku Bekao bence ideal. Bence de oldu ama bence sizin de yorumlarınızla birlikte bu imkanlarda olabilecek en iyi savunma dörtlüsünü oluşturdu Fenerbahçe diye düşünüyorum. Ciku mesela stopere göre boyu kısa görülebilir ama hava topu kazanma oranı çok yüksek. Çünkü zıplama kabiliyeti iyi. Orada bir avantaj sağlıyor kendisine. Her ne kadar boyu dezavantaj gibi görünse de eşleşmelerde. O çok atlet ve çevik bir oyuncu. Ve geriden oyun kurabilen de bir stoper. Yani ayağı da çok temiz. Çok rahatlıkla topu çıkarabiliyor. Fenerbahçe'yi orada rahatlattı. Yani Allah aşkına. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonki savunma hattını hatırlayın. Sonra her şeyi unutursunuz zaten. Peki Crespo'yu da konuşalım. Sözleşme yenilendi biliyorsunuz. Nasıl yorumlayacaksınız? Ben Yusuf'tan rica edeceğim. Konferans liginde ismi bildirildi mi? Bildirildiyse banka oynaması gerek. Şimdi mesela Mert Müller bildirilmedi. 2025 yılına kadar sözleşmesi uzatıldı. Onu söyleyelim ve imzanın ardından konuştu. Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim dedi. 2021'de transfer olmuştu. 67 resmi maça çıktı. 5 gol 6 asisti var. 5 gol 6 asist fena değil. Bir defansif orta saha oyuncusu için 67 maça yani. Ne oluyor? 6 maçta bir skor yapıyor. Gayet yani yıl sezon geneline vursanız 6 gol katkısı iyidir. İsmail Yüksek ligde oynayacak Melike. Çünkü demin ifade ettik savunma dörtlüsü nedir? Osay, Samuel, Ferdi, Ciku Beka. Zaten kaleciniz yabancı Livakovic. Bu denklem nasıl olur? Ferdi 1, İsmail 2, ön tarafta İrfan 3 oluyor. Eğer ismi bildirildiyse konferans liginde Crespo ile oynamalıyım arada. Çünkü İsmail dinlendirilmesi gerek. Çünkü İsmail yorulduğu zaman tırnak için hem kırmızı kart riski var hem de o kötü oyunu bazen İsmail'in çok göze batıyor. Yoksa bu takım öyle bir takım ki 6 numarada İsmail'i taşır. Çünkü hani Fred'i, arkasındaki stoperleri, ön tarafındaki Şimanski'yi. Crespo'nunkini ben biraz hani stratejik bir hamle olarak görüyorum. Oyuncunun zaten ücreti de 50 bin euro kazanırken Portekiz'den buraya 500 bin euroya gelmişti. Fenerbahçe'deki oyuncuların ücretleri malum. O da doğal olarak zam bekledi. Herhalde orta yolu buldular. Devam edeceğiz ama şöyle bir araya gitmek istiyorum. Güzel büyük maçlar var, özetlerimiz var. Bir ekranlarınıza geçirelim onları. Sonrasında bir yere ayrılmayın. Buradayız, daha konuşacak çok haberimiz, çok konumuz var.